gerçekten. Antalya'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan doçent doktor Fevzi Yılmaz, 22 Şubat çarşamba günü mesai bitiminde hastane çıkışında saldırıya uğradı. Zaten 40 dakikadır orada bekliyorlarmış plakası motosiklette. İki kişi bana arkadan demir bir cisimle vurup motosiklette kaçıyorlar. Hastaneye kaldırdılar. Zaten olay anını hatırlamıyorum. 5-6 dakika hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani şu durumu gitmişti. Direkt bence öldü diye bırakıp gittiler diye düşünüyorum. Herhalde yani şuurum yerinde olsa, olsa kavga etsek belki de bıçaklayacaklar. Bilmiyorum yani bu direkt hani basit bir darp olayı değil bence. Antalya Sağlık Platformu adına basın açıklaması yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Doktor Adnan İş, kar maskeli iki kişinin demir çubuklarla vurduğu 18 yıllık hekim doçent doktor Yılmaz'ın bayılmasıyla ölümden kurtulduğunu belirtti. Kar maskeli iki kişi tarafından demir çubuklarla saldırıya uğramıştır. Ölümüne yol açacak tarzda ve acımasızca darp edilmiştir. Arkadan iki kar maskeli kişi kafasına vurduğu zaman bayılmıştır. İyi ki bayılmış kendisi. Yoksa belki ölüme kadar gidecek bir olaydı. Doktor Adnan İş, sağlıkta şiddetin giderek arttığını söyledi ve hükümetten sözlü saldırıya hapis cezasını içeren yasa teklifini yasalaştırmasını istedi. Hükümetten bir takım çabalar bekliyoruz. Mesela sözlü şiddetle hapisle cezalandırılmak üzere Nisan'da bir teklif verilmişti. Yasalaşacaktı. Bir dizi teklif vardı. Hala yasalaşmadı. Bununla ilgili yasal düzenlemeler bekliyoruz.